Pınar Su Bay J Show'u sunar. Adamın biri o kadar yaşlıymış ki biri ona yaşına uygun davran lütfen dediği anda ölmüş. Adam o kadar yaşlıymış ki nüfus kağıdı seri numarası 00001. Kadın o kadar yaşlıymış ki fast food restoran var ya bir tane krallığı daha prensken tanıyormuş. Sevgili dinleyiciler bugün geriye kalan hayatınızın ilk günü. Böyle bir laf var biliyorsunuz. It's the last day of the rest of your life. Benim yorumum biraz farklı bu lafa. Unutmayın dinleyiciler bugün sizin süper iyimser bir bakış açısıyla berbat yanlarını görmezden gelerek hayat dediğiniz şeyin size ait olan kısmının ilk günü. Bitmedi. Tabii size ait olduğunu düşündüğünüz kısmı da başkaları tarafından idare ediliyor. Ve siz modern bir kölesiniz. Bitmedi. Bu berbat hayata daha ne kadar katlanacaksınız bilmiyorum ama bugün kalan o berbat kısmının ilk günü. Evet. Benim adım Bayce. Bugün bir kız arkadaşımla konuşuyorum. Ona dedim ki seni sevmem yanlış bir şeyse, yani bunun olmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorsun. O zaman niye şu anda biz bu halde bozuldu? Ben aslında dışarıdan göründüğü kadar kötü biri değilim biliyor musunuz? Daha az kötüyüm. Evet. Mesela bugüne kadar hiçbir yatak sahnemi videoya kaydetmedim. Biliyorum yapmadığım için ben de üzgünüm. Yani insanların skandallarla zengin olduğu günümüzde böyle bir şansı kaçırmış gibiyim. Bakın Paris Hilton'u hatırlayan var mı acaba ya? Kaç 15 sene oldu mu acaba? Onun sevgilisi, eski sevgilisi bu filme alan dolar milyoneri oldu. Rick Solomon. Bütün dünya adını öğrendi. Ne iş yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir iş yapıyor. Profesyonel şerefsiz tilki çakal. Power FM'de cuma akşamı. Eminim bundan daha iyi cuma akşamlarınız da olmuştur ama benim umurumda değil. Bu konu açılırsa siz şimdi eski dinlediğiniz DJ'lerden falan da bahsetmeye başlarsanız benim asabım bozulur. Eski sevgililerden bahsetmek kadar saçma bir şey görmedim. Evet. Yapar, kadınlar yapar. Yapıyorlar. Neden bahsedeceğim? Güvenli cinsellikten vazgeçiyor. Hayır, ona değil. Hayır, bir saniye. Bir saniye kafamı toplamaya çalışıyorum. Bakmayın ben böyle serseri bir imajım var. Biraz kızlar, gece hayatı falan ama tek yapmak istediğim gençleri ve çocukları bilinçlendirip sigara, alkol, uyuşturucu ve kontrolsüz seksten uzaklaştırmak. Bunu yapmak istiyorum. Hep başka bir konu giriyor araya. Evet, az önce bahsediyordum işte. Kızlar, gece hayatı filan. Aslında kumar oynamayı da seviyorum. En çok da ne zaman seviyorum biliyor musunuz? Sevmediğim ve artık birlikte olmak istemediğim bir kızla çıkarken her şeyimi kaybedip en son onu koyuyorum masaya. Evet, başka türlü kurtulamıyorum. Acayip gergin numarası yapıyorum. Sonra mahsus kaybediyorum. Başım önde dışarı çıkıyorum. Neredeyse ağlayacağım. Güvenli bir mesafeye uzaklaşınca "Woohoo! Bu defa da başardım." diye havaya zıplayıp ayaklarımı birbirine çarpıyorum. Cinsellikte güvenli cinselli, güvenli seks, nispeten güvenlisi vardır. Hiçbir doğum kontrol yöntemi evde tek başına oturmaktan daha güvenli değildir. Bunu unutmayın. Evet. Bir kere hastalıklar var. Gerçi AIDS popülaritesini kaybetti. Yakın zamanda laboratuvarda yenisini üretirler. Eskiden çünkü bu hastalıktan ölenleri tek tek sayarlardı. Şimdi şöyle düşünün. Oley bir tanesi daha gitti. Yakında bu hastalıktan kurtulacağız. Böyle mi düşünüyorlar acaba bilmiyorum. Benim oğlum, 14 yaşındaki oğlumun hayatta tek korkusu sivrisinek. Çünkü şeyi duymuş, okumuş, doğru da okumuş. Sivrisinek dünyada en çok insan ölümüne neden olan tehlikeli ve öldürücü hayvanmış. Bir insanın kanını alıp diğer insanınkine karıştırıyor. Bu kadar basit. Atıyorum AIDS'li birinin kanını emiyor, eve gidiyor, dişi bir sivrisinekle çiftleşiyor. Dişi sivrisinek gidip atıyorum beni ısırıyor, hop AIDS hastalığım var. Dikkatinizi çekiyorsa hikayede kendimi erkek sineğe değil dişi sineğe ısıttım. Evet. Yani açıkçası hikaye böyle gelişiyor. En azından bir gün böyle bir şey olursa karıma karşı kullanacağım mazeret bu olacak. Kim nasıl ispat edecek ki sivrisinekten değil de bir insandan bulaş? Nasıl?
Bugüne kadar gece aleminde beni ucuz ve hafif tiplerle görmüş olan 15 bin kişi mi? Utandırıyorsunuz beni. Artı seni böyle tanıdım, böyle sevmişim. Karıştırmak istemiyorum. 1999 yılında 4 tane erotik film çektiğini söylersen üzülürüm. Ha, bilmiyorum, mutluyum. Durun. Ne kadar yakışıklıyım değil mi? Maşallah. Bilmiyorum, mutluyum. Cehalet mutluluk. You're listening to Bay J on Power FM. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Adım Bay J. Burada bu saatlerde bu radyoyu daha çok dinletmek gibi bir misyonum var. Aslında bu bir yan misyon. Asıl misyonum yüksek standartta bir hayat yaşamak. Gerçi diyeceksiniz, evli bir erkek ne kadar yüksek standartta yaşayabilir ki diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Türkiye'nin en yüksek radyocu, radyo sunucusu maaşını alan radyo sunucusuyum. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Bir başarı hikayesinin son durağı, sanayinin en çok kazananı olmak. Ve ben bu rüyanın bir gün sona ereceğini de biliyorum. Ve para biriktirmediği için emekliliğimin sürünerek geçeceğini de tahmin ediyorum. Yani emekli maaşıyla kaç gram kıyma alabilirsiniz ki her ay? Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Yaşam tarzımı değiştiririm belki. Kıyma yerine ne bileyim baklagil kullanırım. Evet. Emekli olurken acaba patronum bir şey hediye edecek mi bana ya? İnanılmaz düşünceli, kaliteli bir insandır. Hayatta atlamaz böyle şeyleri. Zaten bu kadar konuştuktan sonra ben atlayacağını, unutacağını zannetmiyorum. Sekreterine yazdırmıştır bir yere, Bay J'ye taklit saat alın diye. Evet. Kötü hediyelerden nefret ediyorum. Hiç almayın daha iyi. Biri bana gelip şey dediği zaman hemen anlıyorum berbat bir hediye verdiğini. Çam sakızı çoban armağanı. Hani ne etrafında çamlar olan bir yerde yaşıyorsun ne de fakir bir çobansın. Şehirde doğdun büyüdün. Neden çam sakızı? Neden çoban armağanı? Niye? Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Aldatmanın izleri zamanla kaybolmuş ha? Ne diyorsun? Duymuyorum. Aa, evet. Özellikle de kadın kocasının dilini kestikten sonra. Aa, pardon, dil mi dedim? Pardon. Lanet olsun. Şey diyecek. Neyse, iyi olmuş dilimin sürçtüğü. Hiçbir kadının aklına yeni ve saçma sapan fikirler getirmek istemiyorum burada. Hiçbir şey duymuyorum. Yaşamak için bir sebebi yok. Selam dinleyiciler. Bu ne güzellik. Bu ne sağlıklı, güler yüzlü, zengin, kaliteli bir insan profili ha? Mükemmel. Mükemmel. Alışık olduğum ortamlardaki gibi hissettirip beni rahatlatıyorsunuz. Adım Bay J. Power FM'in senior sunucularındanım. Yakında Gazi sunucularından olacağım vallahi. Yani 3 gün... 3 günlük hayat... ne diyorum ben? Aa, beynim aktı kulağımdan bugün galiba benim gerçekten. Siz de çok ısınmadınız mı ya? Ay. Yaşlanıyorum tabii bu arada. Yani Power FM'de geçen yıllarım bana çok şey kattı, çok şey götürdü. Tıpkı evliliklerimdeki gibi. Ama gençler neler yapıyor takip ediyorum. Hayattan kopmuyorum. Jenerasyon farkını olgunlukla karşılayıp öyle yaşanabileceğini ispat etmeye çalışıyorum. Gerçi şu... Rap ve hip hop gerçekten tiksinti verici ya. Ama ne yapalım, ekmek parası. Ekmek parası. Hadi yapmayın. Okula giderken dolmuşta tek sesli bağlama melodileri dinlerdik. İlk defa çok sesli müzik duyduğumda beynim kaldırmadı. Tansiyonum çıkmıştı çocuk yaşta. Çocukluk öyle geçti. Tabii yaşlanıp olgunlaştıkça ailenize başka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Daha sevgi dolu, anlayışlı. Ben annemle babamı düşününce mesela karışık duygularla doluyorum. İyice yaşlanıyorlar artık ve bu biraz hüzün veriyor bana. Diğer yanda miras yeme olayım yaklaştıkça böyle içimi tatsız ama mutlu bir heyecan kaplıyor. Bu yüzden... İşin zor kısmı... Garip bir tutumluluk içinde oluyorum onlarla ilgili bir masraf olduğu zaman. Babam diyor ki annenle tatile gideceğiz. Nereyi tavsiye edersin? Taksim! ...52B 20 dakikada bir sizin duraktan geçiyor. Küçükken ne yapsam gülerlerdi. Çok şirin olduğumu düşünüyorlardı. Ya da dediğim gibi... ...60'ların çiçek çocuklarıydılar. Çok fazla şeyden de olabilir. Neyden bilmiyorum. Ben o işlerde bezim yok. Arkadaşlar mutlu olmak için... ...uyuşturucuya ihtiyacınız yoktur. Arkadaşlara ihtiyacınız vardır. Güzel arkadaşlıklara, iyi arkadaşlara.
Gülüp eğlenirken size başka bir şey kullanma ihtiyacı bırakmayacak arkadaşlara. Ben her kendimi kötü hissettiğimde ve evimin alt katında... Neyse. Her zaman yakın bir arkadaşımı ararım. Çünkü hiçbiri benim kadar iyi kazanmıyor. Çoğu çok sefil. Ben özenle seçtim. Evet. Kendimi hemen iyi hissediyorum. Evet. Bir tanesini aradım. İki tane çocuğu var. Hala kız arkadaşıyla evlenecek. Bir sürü borcu var ve çok çirkin. Hadi yapmayın. Herkesin böyle bir zavallı arkadaşı vardır. Konuştuktan sonra kendinizi iyi hissedersiniz. Eğer öyle biri yoksa hayatınızda muhtemelen sizi arayan çok oluyordur o zaman. $1000 maaş alıyorsun. Bunun bir karşılığı olmadı. Yok, hayır olmasına gerek yok. İlla ki sabahki çocuklar da aynı parayı alıyor mesela. Hiç ne alakası var? You're listening to Bay J. En kötüsünü bilirsiniz değil mi? Hani tuvalete gitmeniz gerektiğini düşünürsünüz ama gittiğinizde sadece gaz olduğunu fark edip masanıza geri dönersiniz. Sonra yine gelir ve siz gaz olduğunu düşünüp ıkınırsınız. Sürpriz, gaz değilmiş. On Power FM. Umarım sevgili dinleyiciler Bay J'nizin burada sizler için ne tür bir fedakarlık yaptığının farkındasınızdır. Gün boyunca çalışma arkadaşlarımın tükürdüğü mikrofona en son ben çıkıyorum. Artık hepatit C mi kaparım, herpes mi olurum, bel soğukluğu mu bilmiyorum ama bunu sizin için yaptığımı unutmamanızı istiyorum. Hatta karım ne, bel soğukluğu mu oldun diye sorduğuna evet karıcığım diyeceğim, bunu dinleyicilerim için yaptım. Aha. Mazeret hazır. Bu arada hepatit C dedim de biraz önce televizyonda haber seyrediyordum. Tekirdağ'da sağlık skandalı. 15 diyaliz hastası hepatit C olmuş. Gerçek haber. Bir bakın eğer meraklıysanız. Kim böyle bir şeye meraklı olabilirse. Rezalet değil mi? Power FM burası. En iyi yeni müziği dinliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarım çeşitli kariyer ve cinsel arayışların ardından mutluluğu benimle çalışmakta yakalamış olan havayı koklayan adam. Haber spikerimi tanımayın. Prodüksiyonlarımda Engin, ben Bay J liderliğinde mi çok ilginç ve kendi maaşlarıyla karşılayamayacakları özel ürünler olan partilere katılma şansını buldular. Hem de kariyerlerinde, yani kariyer demek zorunda hissettim yoksa dışarıdan bakınca belli olmuyor. İlerleme şansları var. Beni yeteri kadar verimli kullanabilirlerse. Arkadaşlar. Hangi ünlüyü özel partilerinize kaç paraya getirebileceğinizi biliyor muydunuz? Top 10 süperstarlar partinize doğum gününüze gelip şarkı söylemek için ortalama fiyatları. Hadi bakalım bir bakalım. Busta Rhymes son derece hesaplı dolarlı rakamlar olmak üzere. Ben Türkiye'de duyuyorum milyon dolarlar harcıyorlar düğünlere. 400-500 bin dolara gelip şarkı söylüyor. Beyoncé birkaç milyon dolardan aşağı geleceğini zannetmiyorum. Ama geliyor, yaş günlerine falan da geliyor. Tom Petty özel gecelere 1 milyon dolar civarı bir rakama geliyor. Christina Aguilera 3 şarkı söylemek için 3.6 milyon dolar almış. Aerosmith 1 milyon dolar. Celine Dion 5 milyon dolar alıyor düğününüze gelip. Whitney Houston ve Enrique de uygun rakama düğünlere geliyordu. Artık Enrique emekli oldu, yaşlandı biliyorsunuz. Whitney Houston'ı da kaybettik. Eagles grubunun fiyatı 5 milyon dolar. Elton John özel bir gecede söyleyince aldığı 1,5 milyon doları vakfa bağışlamış. Sizin düğününüzde ne olur bilmiyorum. Rolling Stones sıkı durun, düğününüze 12 milyon dolara geliyorlar arkadaşlar. Aa, evet. Bu arada hazır özel günlerde eğlendirmeye çalışan ünlülerden bahsediyoruz. Ben Bay J, düğünlerinizde DJ'lik yapmak için 100 dolar istiyorum. Bir de açık büfeden sınırsız faydalanma şansı. Gelirim. Düşünsenize mesela, eşimin ailesi Artvinli, benimkiler Tekirdağlı. Onlara şey diyorum, anne baba, sevgili kayınvalidem, kayınbabam, bana düğün için verdiğiniz 400 bin dolarla sıkı durun, Busta Rhymes'ı getirdim. Yemek yok, kokteyl prolonge. Fiyatlar pahalı görünüyor dinleyeceğim. Unutmayın, bu yıl Forbes dergisinde listeye giren bütün zenginler dolar milyarderiydi. Bu yüzden hani o kadar da şey değil yani. Açık söyleyeyim, ben düğününüzde 400 bin dolara, düğününüzde ve hemen ardından dilediğiniz yerde 40 gün 40 gece yerel folklorik danslar yapmaya hazırım. Ellerim kelepçeli, sırtımda yeni evli çiftin resimleri kalıcı dövmeyle işlenmiş ve hiç durmadan şarkı söyleyerek. Evet.
Son doğum günümde Cenk Beğer'den bana ne hediye ettiler biliyor musunuz? 20 tane erotik film. Evet. 55 kişilik partide. 55 kişinin önünde. Erdem dedi ki al abi baktım gömleğim var, pantolonum var, laptop bilgisayarın. Yani dedim ki ihtiyacın olan bir şey alayım. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar millet. Fena derecede havamdayım. Ne isterseniz yapın. İsterseniz yuhalayın. Umurumda değil. Ben bu akşam eğleneceğim. Çünkü bu akşam pazartesi akşamı. Daha kötü ne olabilir ha? Geç yatacağım. Geç kalkacağım. Adım Bayşe. Burası Power FM. Türkiye'de yaşayan bir İtalyan vatandaşıyım ama artık Türk vatandaşlığına başvurmaya karar verdim. Yani son 100 sevgilim Türktü. Yani ne yapıyorum ki ben? Ya belamı mı arıyorum? Ya daha ne istiyorum ha? Peki neden Türkiye diye soran çok oluyor bana. Bakın çok basit. İtalyan erkekleri seksidir, karizmatiktir vesaire klişesi var ya. Tamam da İtalya'da dolu bunlardan. Burada İstanbul'da 100 kişi filanız. Bitmedi. İstanbul'da 100 kişi filanız. Şimdi bunun şişkosu var, çirkini var. 50 kişi kaldık. Bunun evlisi, barklısı, homoseksüeli, ilgisizi var. Kaldık mı 20 kişi kaldık. Bitmedi. Bunun muhasebecisi, şirket müdürü, fabrika yöneticisi var. Ben radyo yıldızıyım. Kaldım mı tek başıma? Çok mutluyum Türkiye'de. Adam yerine koyuyorlar bu ülkede beni. İtalya'da en son Roma'dayken ağzımda üzengi, sırtımda eğer vardı. Gel o gerçekten. Birçoğunuz gitmişsinizdir. Türkiye'ye uçakla çok yakın bir mesafe olduğu için birçok kişi tercih ediyor. Balayı destinasyonu bile yapıyorlar. İtalya çok güzel bir ülke. Bazen biraz yapmacık diyebileceğim kadar güzel. Her şey çok muntazam. İnsanlar kurallara uyuyorlar. Mesela Venedik'e mutlaka gidin. Bakın sevgilinizi gondolla kanalda gezintiye çıkartın. Ben bundan daha romantik bir şey olamaz. Yani birini gondol gezintisiyle tavlayamıyorsanız beyler, vazgeçin bu işten. Ucube bir şey bulun, onunla evlenin falan. Gerçekten. Gondoldan sonra hala olmadıysa bu iş. Sen hiçbirini gezdirdin mi Bay J gondolla? Tabii ya tabii ama her zaman Venedik'te değil. Evet. Kendim de opera söyleyebildiğim için evin küveti de oluyor. O anlamda. Kızları kandırıyorum. Bilmiyorlar ki biz İtalyanlar diyorum. Gondol sefası için küvet de kullanırız. Sul mare luzica l'astro d'argento. Bu gondolcular gerçek opera sanatçısı değil. Olsalar gondolcu olmazlardı. Siz de tahmin ediyorsunuz herhalde. Ama turistleri... turistleri kandıracak kadar söyleyebiliyorlar. Ama beni değil ya. Beni değil. Son gittiğimizde... Ay sus dedim. Cahil gondolcu Fadiyez olacaktı. O nota kendim başladım. Sonra Roma'ya gittik kızla. Bana dedi ki buradaki yerlilerin yaptıklarını da yapabiliyor musun? Kızın dudaklarına yapıştım. Yani Roma yerlilerinin ne yaptığını bilmiyorum ama bunu büyük ihtimalle yapıyorlardır diye tahmin ettim. Sonra Sanremo'ya gittik. Oteldeyiz. Buranın yerlilerinin yaptıklarını da yapabiliyor musun diye sordu. Daha fazla anlatmak istemiyorum ama tatilin kalanı dünya yerlilerinin yaptığı vasat işleri yaparak geçti. Efendim beni Bay J'yi deneyimliyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum. Geçen gün sevmediğim birini gördüm. Karşıdan karşıya geçiyordu. Kendi kendime dedim pozitif ol oğlum. Pozitif ol, otobüs çarpacak. Pozitif ol, otobüs çarpacak bu şerefsiz pisliğe. Merhaba millet, ne habersiniz? Burası Power FM. En iyi en yeni müziği dinliyorsunuz. Ben Bay J. Hava durumu reportmenim, havayı koklayan adamı tanıyorsunuz. Onun dışında... Ayrıca prodüksiyon asistanım Engin var. Tabii yaşı bize göre biraz genç olduğu için biraz çaylak muamelesi yapıyoruz ama o bize bozulmuyor. Umarım. Umarım bir gün ağır bir intikam alabilir. Hani şu ezildiği, aşağılandığı için makinalı tüfekle Amerika'da okula gelen öğrenciler var ya, onun gibi bir şey. Bay J, yeni tanıtımların bilgisayarda senin dosyanda 7 numarada. Sağ ol Engin'ciğim. Yayında bir basıyorum düğmeye, kendi sesimden montaj yapmış. Dinleyicilerimden nefret ediyorum. Hepsini bir araya getirip benzin dökmek istiyorum. Kendimi yakıp üstlerine atlayacağım. O da montaj olduğu için kesik kesik. Dinle. Ben sizi çok değerli buluyorum. Bana para kazandırdığınız için, bu radyodaki yerimi sağlamlaştırdığınız için, bunlar için değil işte, değil. Hemen atlamayın. Hayır. Komedimi anladığınız veya anlamaya çalıştığınız için, bu gerçekten kolay bir şey değil.
Çünkü ben akşam yayını yapıyorum. İşten çıkmış oluyorsunuz. Yorgun bir dinleyiciye yapıyorum. Siz zorluyorsunuz. Ama deniyorsunuz en azından. Size saygı duyuyorum. Ben olsam yapar mıydım bilmiyorum arkadaşlar. Şu arabaların arkasına arabada bebek var yazısı asanlara bir mesajım olacak. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Yani bebeğinizin benden kıymetli olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Bu mudur? Ha? Bana bak, bana bak. Herkes bu bebeğin bulunduğu aracın etrafında daha dikkatli olacak. Ama benim arkamdan gelirlerken fren pedalı yerine CD çalara CD koyacaklar. Evet. Vergi veren büyük kitleleri etkileyen bir melek, icra eden bir bilgi dolu saygın bir bireyin bebek henüz kendi başına kakasını yapamıyor. Ve bir şey daha, o yazıyı oraya asıyorsunuz ama o bebek her zaman arabada olmuyor. Ama astığınız kart orada durmaya devam ediyor. Lütfen bebeğiniz aracınızda değilse o kartı oradan kaldırın. Ki arabamla üstünüzden geçebileyim rahat rahat. Bebek yokmuş. Şaka bir yana, gerçekten eğer aracınızda bebek yoksa kandırmayın milleti. Arabada bebek var diye nedenini de söyleyeyim mi? Otobanda biri direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Freni patlıyor, tamam mı? Allah korusun. Her neyse, ya sağa ya sola kırıp durabilecek. Sağa bakıyor, arabada bebek var yazısını görüyor. Sola bakıyor, ben. Eski püskü bir tişörtle. Yırtık pırtık eski püskü arabamda direkt benim üstüme kırar. Siz de öyle yapardınız. Ben de öyle yaparım. Ama arabada bebek yok. Yazıyı asmış, orada kalmış. Neden arabanızda bebek olmadığı halde bir kamyon tarafından ezilme şansımı artırıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Onu söylemeye çalışıyorum size. Sırf güvenli seks uyguluyorum ve başka bebekler yaratmıyorum, üremiyorum diye senin hayatın niye benimkinden daha değerli oluyor? Güzel kardeşim, anlamıyor musun beni? Ölmek istemiyorum. Bir yanlış anlamadan dolayı onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa herkesin çocuğunu Allah bağışlasın kıskanmıyorum. Benim de var çocuğum. Gözü olanın gözü çıksın. Ama otoyoldaki patlak freni olan kamyonları yanlış yönlendirmeyeceksiniz. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Power FM. Çok düzlük bir bölgede yaşıyoruz. Bir defa beni terk etti. Kapıdan çıkıp yürümeye başladı. O kadar düz bir bölgede yaşıyoruz. 5 gün sonra uzaktan hala yürüdüğünü görebiliyordum. İyi akşamlar. Burası Power FM. En iyi, en yeni müziğin değişmeyen adresi. Ve ben Bayce. Çalışma arkadaşlarım Tonton, Pompon ve Zirzop. Tanıyorsunuz. Evet. Beni çok sevdikleri nereden belli? Onlara bu isimleri takmama rağmen yıllardır benimle çalışıyorlar. Açıkçası geldiğimden beri aynı haber spikeriyle çalışıyorum. Ebru'ya çok teşekkür ediyorum. Tahammüllü bir insan. Prodüksiyon elemanım sevgili Engin. Hava durumu report benim, havayı koklayan adam. O hiç değişmiyor zaten, onu bilirsiniz. Böyle küçükken menenjit geçirmiş, duyguları çalışmıyor, sevemiyor, üzülmüyor, kırılmıyor. Aslında evlilik için ideal bir insan. Umarım her şey yolunda gider. Biriyle tanışır, evlenir. Yastıkta kocarlar. Tabii çocuk doğana kadar sonra her şey değişiyor. Eskiden sizin olan kişi artık bir başkasına ait oluyor. Evet. Bir de bazen eşim diyor ki bana hadi çocuk yapalım falan. Yok. Seni çok seviyorum, hiç gerek yok. Ay. Doğum kontrolüne çok dikkat ediyorum. Ben şahsım adına yapıyorum. Yani karşımdaki merak etme korunuyorum dedi diye bu onun korunduğunu göstermez. Yani benim gibi biriyle birlikte olduğuna göre kendini koruma konusunda pek de becerikli sayılamayacağına göre korunma konusunda da güven telkin etmiyor. Ya bakın, okul parasını, sosyal harcamalarını, yeme içme, barınmasını başkası karşılayacaksa binlerce çocuk sahibi olmak istiyorum ben. Ama ben bakamam, çok işim var. Bir de böyle çocuk sahibi olmadan önce atıp tutan insanlara gıcık oluyorum doğal olarak. Şimdi atıp tutuyorlar ama benim çocuğum olduğunda bana sorduğu bütün sorulara cevap vereceğim ve onun dünyanın gizemleri hakkında aydınlatıp pırıl pırıl bir birey yetiştireceğim. Evet tabii, 4 sene sonra fast food restoranda oturuyorlar. Manzarayı söylüyorum. Çocuk şöyle: anne, gökyüzü niye mavi? Kapa çeneni, hamburgeri niye sus? O yüzden çocuğuna sert davranan bir anne baba gördüğünüz zaman hemen ay cahil, canavar, canavar anne, canavar baba suçlamaları geçmesin. İnsan bazı şeyleri başına gelmeden anlamıyor. Onlar eğer çocuğa bu tepkiyi vermezlerse çocuk sonra anne babası yaşlandığında hastalıklarıyla uğraşır. Bakıma muhtaç ihtiyarlar olmak istemiyorsanız çocuğunuzun her sorduğuna mantıklı cevap vermeye çalışmayı bırakın Tanrı aşkına. Dünyayı siz mi kurtaracaksınız? Hayır, çocuğun her sorusuna mantıklı cevaplar verip
yaptığı her şeye sonsuz sabır gösteren anne babaların çocukları ne olmuş ki, ben onu merak ediyorum. İnsanlık şampiyonu mu olmuşlar? Bu kadar berbat bir dünyaya muhteşem insanlar yetiştiremezsiniz. Onlara kötülük etmiş olursunuz. Bu yüzden anne ve babama büyük bir teşekkür borçluyum. Evet. Patronum üstümün çok dekolte, eteklerimin de fazla kısa olduğunu söylüyordu ama anlayamıyorum. Hayır, sanki dinleyiciler beni görebilecekmiş gibi mikrofona konuşan göğüslerim değil ki benim. Benim de şu anda üzerimde tanga var. Kimse sesini çıkartmıyor mesela, anladın mı? Ve kıllı biriyim. You're listening to Bay J. Herkese güzel bir pazartesi akşamı ve iyi haftalar diliyorum. Umarım keyfiniz en az benimki kadar iyidir. Benim keyfim iyi olmasın ama özel bir sebebi yok. Yani aslında hayatımın hemen hemen her yeri kabul edilmez derecede kabul edilmez durumda. Ama ne bileyim, bir gün kalkıyorum ve kendi kendime diyorum ki Bay J oğlum, ben sana diyorum şimdi bir gün daha hediye ediyorum. Ne istersen yapabilirsin onunla diyorum. Bütün gün bu motivasyonla harika bir program yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. Çalışma arkadaşlarımın düşürdüğü reytingi toparlamaya çalışıyorum. Ondan sonra böyle şeyler söylediğim için benden nefret etmemelerini sağlamaya çalışıyorum. Bazen 300, bazen 500 her lira dağıttığım oluyor. Mecburum işte. Ne yapacağım? Bu arada bir şey rica edeceğim sizden. Büyük ihtimalle bu sağduyu olarak da geçebilir. Birinin elini sıkacağınız zaman ya elini sıkın ya da hiç sıkmayın. Gevşek gevşek elimi sıkanlardan nefret ediyorum. Aşırı titizseniz sıkmayın kimsenin elini, dokunmayın. Eğilin Japonlar gibi. Bütün insanlardan tiksindiği için aşırı titizlik yüzünden elimi gevşek sıkan insanların elini sıkarken ellerini yalıyorum, biliyor musunuz? Niye yapıyorum? İyi bir insan olduğum için yapıyorum. Korkularıyla yüzleşirlerse onlara belki faydam olur gibi düşünüyorum arkadaşlar. Ya ben de diyet yapamıyorum. Yapsam da bir işe yaramıyor. Yani obez falan değilim ama vücudum bir şekilde reddediyor istemediğim kiloları bırakmayı. Telkin melkin de işe yaramıyor ama vücudumla konuşurum ben. Bak dedim canım. Evet, bir ekonomik kriz devam ediyor ama işim sağlam. Savaş zamanında değiliz. Bırak gitsin artık ha. Hadi be abi. Ha? Doktorum bir şeyler ters gitmiş zamanında diyor. Sonra bulduk ne olduğunu. Annem bana hep şu etrafı kırmızı mumlu Hollanda peynirleri var ya, onlardan verirmiş. Ama mumunu çıkartmamı söylemeyi unutmuş. Bütün akranlarım kaka yaparken ben mum yapıyordum. Hop, bu da büyük halam için gül şeklinde. Hoppa. Ay. Az da hep aynı şekil çıkıyordu mumlar ama... Hani aynı şekildeki bir şeyi iyi bir satışla başka şeyler gibi yutturursunuz ya. Benim programımın aslında temel ilkesi bu. Hep aynı şeyleri anlat ama sanki başka bir şey anlatıyormuş havası ver. Böyle. Evet. Bu diyet mevzusuna çok takılıyorum. Diğer yanda şu erkek memelerinden hoşlanmıyorum. Yani evet, kabul, bir memeli türüyüm ama benim cinsiyetimden olanlara uygun görülmüş bir büyüklük değil bu. Böyle değil yani, zamanla... Erkek insanlar böyle olmadı. Bu değil. Benim göğüslerimi beğenmemem. Tıpkı hani bazı kadınlar göğüsleri küçük diye şikayet ederler ya. Onun benzeri bir ruh hali yaratıyor bende. Evet. Buna rağmen hala kız arkadaş bulabiliyorsam, güzel bir kadınla evlenebiliyorsam gerçekten çok zeki biri olmam lazım arkadaşlar. Ya da gerçekten ama gerçekten param içimle benimle birlikte oluyorlar. Ay. Eşim çok duygusal bir kız. Ama sadece iki şey ağlatıyor onu. Biri öldüğü zaman ağlıyor. Bir de hadi yatağa gidelim dediğim zaman. Ay. Neyse, seçme şansım olduğuna seviniyorum. Aslında yani kızları her ağlatmak istediğimde birini öldürmek zorunda kalmıyorum. Hatta biliyor muyum? biliyorum çok komiyim. Ama her zaman komik değildim. Ergenliğim bitti, kadınlarla tanıştım. Beraberinde gelen acıyı durduracak bir anestezi biçimine ihtiyacım vardı. Komediyi seçtim ben. Pardon efendim, ayrılmayın. Seviliyormuş hissettiğim tek yer burası. Kınar Su, Bay J Show'u sundu.